Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Kapıyla kilitle alakalı birçok videomu izlediniz. Bu kez kapı altı sürtme mevzunu bu videomuzda işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın kapımız şuraya, şu alt kısma sürtüyor. Şimdi kapımız altından keseceğiz. Bu işleme öncelikle biz nereden başlıyoruz? Hemen bakın, iki tane menteşe koymuşlar. Ne yazık ki iki tane koymuşlar. Bana kalırsa bu kapının üç tane menteşe ihtiyacı var. Hakkıdır. Ama iki tane menteşe koymuşlar dostlar. Şuradan birinci menteşemizi ve ikinci menteşemizi sökeceğiz. Hemen arkadaşımdan destek alayım. Başlamayız. Üst menteşemizi söktük. Sıra geldi alta. Altı açalım. Kapıyı açalım. Evet reis, öne doğru asılalım. Arkadaşlar öne doğru asılacağız. Gençler kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Öne doğru asıldığımız zaman yerinden kapımız çıkıyor arkadaşlar. Şimdi uygun bir zemini alalım. Altından bir yarım santim kadar keseceğiz. Hadi bakalım. Eyvallah reis. Şimdi arkadaşlar daha önce demir kapı kesmiştik. Yaklaşık bir santim kadar, yarım santim kadar şöyle bir altından parça çıkardık. Burada bunu niye getirdim? Bunu kalıp olarak kullanacağız. Düz bir çizgi çıkarabilmek için kullanacağız arkadaşlar. Yani siz bunu eğer şeyinizde kesecekseniz ölçüyü alıp ona göre kesin. Çünkü her şeyin alt mesafesi farklı olabilir. 1 santim kesmeniz gerekir, 2 santim kesmeniz gerekir. O ölçüyü aldıktan sonra siz kesme işlemine ondan sonra başlayın dostlar. Kalınlık olarak da eskiyi baz alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu kadar kalınlık bize ölçü yeter. Hemen bir de karşıdan alalım. Bir de şeyden, reis, bir de şuradan. Okey. Şimdi arkadaşlar iki çizginin ucundan birleştiriyoruz. Buradan da aynı şekilde çizgimizi vuruyoruz dostlar. Sıra geldi kesmeye. Bu işlem için ne kullanacağız? Daire testere olmazsa olmaz. Çünkü daire testere olmazsa yamuk keseriz. El testeresiyle kesilmez. Daha önce ben tecrübesini yaşadım. Kesinlikle bir daire testere yardımı olmadan bu işi yapmayın. Yamuk yumuk böyle çirkin bir görüntü, işçilik ortaya çıkar arkadaşlar. Hadi testeremizi çalıştıralım, başlayalım. Kesinlikle ve kesinlikle bu işleme başlamadan önce gözlük kesinlikle kullanıyoruz dostlar. İş güvenlik her şeyden önce gelir. Hadi bakalım. Biraz tozlu bir işlem ama bu işin doğasında var. Düzgünce şeyimizi kestik. Eğer bunu başka bir dekopajla ya da demir testeresiyle kesseydik böyle düzgün bir işlik çıkmayacaktı. Hadi ürünü yerine takalım ve sorunumuzu gidermiş olalım. Şimdi arkadaşlar kapımızı yerine oturttuk. Bakın eğer kapının altına şu parçayı koymazsanız zorlanırsınız. Çünkü bu parça altından kestik, yükselti sağlıyor. Yok, menteşelerin tam yerine denk gelmesine vesile oluyor arkadaşlar. O yüzden bu parçayı siz altına koyun. Montajda kesinlikle kolaylık yaşarsınız dostlar. Hadi arkadaşımdan vidalamasını rica edeyim.
Harika. Bir daha iyi. Bir daha ben... Evet. Arkadaşlar vidalamayı yaptık. Altından hemen çıtamızı çıkaralım. Evet. Evet arkadaşlar, altına sürtmeyi olayını kestik. Hemen şurada kapı stoperine gelinceye kadar bakın altında şu kadar boşluk oldu. Böylelikle de kapı altı kesme olayını da böylelikle çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bu işlemi bitirmeden önce menteşelerini yağlayacağız. Yağlamayı kesinlikle unutmayacağız dostlar. Artı bir de kapı kilidinin düzgün çalışıp çalışmadığına bakacağız. Demin problemliydi. Altını kesince artık bu da sağlıklı bir şekilde açıp kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar menteşe sağlığı tamamen birebir şeyle alakalı, yağla alakalı arkadaşlar. Eğer düzenli aralıklarla menteşeleri yağlarsanız bu size uzun ömürlü hizmet edecektir. Bu sadece ev kapıları için geçerli değil. Bütün kapılar için geçerli arkadaşlar. Araba olsun, hangi sektörde kapı olursa olsun demir birbirine sürtüyorsa eğer siz onu yağlamıyorsanız o ürün size sağlıklı hizmet etmeyecektir. Boşluk yapacaktır, ses yapacaktır, aşağı sarkacaktır vesaire vesaire. O yüzden yağlamayı kesinlikle unutmayın. Ben bu işlemi genellikle şırıngayla yapıyorum. Size de tavsiye ederim dostlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle de ahşap kapı altından kesme olayını da halletmiş olduk. Menteşe bakımında bu arada işlemiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle. Esen kalın.